Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Mahmut Çar, Kubrat Pulev maç analiziyle karşınızdayım. Aslında bu maçın Mart ayında yapılması bekleniyordu ama Mahmut Çar'ın sakatlığı sonrasında bu maçı biz Aralık ayında izlemek durumunda kaldık. Şimdi bu maçın tarihinden ve nerede izleneceğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen şöyle göstereyim sizlere. 7 Aralık'ta yapılacak bu maç ve bu maçı DAZN'dan izliyor olacağız. Maçın saati de burada yazdığı gibi Türkiye saatiyle 11'de olacak. Ben zaten kanalda sizlere anket açmıştım. Hemen onu da göstereyim şöyle. Bakın 40 oy kullanılmış. Teşekkür ederim ankete katıldığınız için. %80 önde olan Mahmut Çar. Kubrat Pulev maç canlı anlatımıydı. Bunu da maç canlı anlatımını yapacağımı sizlere hatırlatmış olayım. Şimdi direkt analizimize geçelim. Bu karşılaşmayı kim kazanır diye. Mahmut Çar ve Kubrat Pulev gerçekten artık kariyerlerinin neredeyse 90 artı 3'lerini oynuyor desek yeridir. Mahmut Çar'ın 4 yenilgisi bulunuyor. 34 galibiyeti var. Ve Mahmut Çar'ın en önemli yenilgileri Vitali Klitschko ve diğer yenilgisi de Alexander Povetkin'e ve Kubrat Pulev'e baktığımızda 31 galibiyeti var ve 3 mağlubiyeti var. Kubrat Pulev'in de en önemli yenilgileri Vladimir Klitschko, Anthony Joshua maçları olmakla beraber yine Derekçi Soray'a da kaybetti. Ama geçen yıl yapılan daha doğrusu 2022 yılında yapılan Derekçi Soray ile ikinci maçını, rövanş maçını kazandığı halde split decision'la yani ayrı kararla beraber maçı Derekçi Soray'a verdiler. Tabii ki İngiliz olduğu için Derekçi Soray bu şekilde haksız bir puanlama yaptılar. Aslında o maçı Kubrat Pulev kazanmıştı. Kubrat Pulev daha sonrasında bu bir iki maç daha yaptı ve bu iki maçta özellikle Ihor Shevazuski maçında biraz daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Ama tabii ki artık 43 yaşında olduğu için performansı yavaş yavaş geriye gitmeye başladı. Yine de teknik bir boksördür. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani Mahmut Çar'a göre daha iyi bir tekniğe sahiptir. Mahmut Çar ise günümüze kadar öyle çok önemli bir boksörü yenmedi. Alexander Ustinov vesaire bu boksörleri hepsini yaşlandığı zaman yani rakip yaşlı olduğu zaman yenmişti. Dolayısıyla öyle ağam şağam bir galibiyeti yok. Kevin Johnson'ı sayıyla yenmiş bir boksör yine. Dediğimiz gibi Vitali Klitschko'ya da yine knockout olmuştu. Evet bu şekilde yani ve son yıllarda da gerçekten fazla maç yapmadı. Özellikle bakın 2017, 2021, 2022, 2022 şeklinde 2017 Aralık daha doğrusu Kasım ayından itibaren sadece 4 maç yapmış. Dolayısıyla baktığımızda 6-7 yılda böyle 4 maç gerçekten çok düşük kalıyor ve Mahmut Çar'ın kesinlikle ring pası olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar 3 yaş daha genç olsa bile Kubrat Pulev'den bu karşılaşmada aslında Mahmut Çar'ın gerçekten sıkıntı yaşaması gayet normal olacaktır. Çünkü Kubrat Pulev yakın zamanda maçlara çıkan bir boksör. Ihor Shevazuski ve diğer yaptığı bu Andrej ile karşılaşma ve Derekçi Soray ile de olmak üzere 2022 yılından itibaren tam 4 maça çıktı. Mahmut Çar ise 2017'den itibaren 4 maça çıktı. Dolayısıyla Kubrat Pulev 3 yaş daha yaşlı olsa da gerçekten bu karşılaşmada form anlamında daha favori olan taraf olacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi daha teknik detaylara geçecek olursak şunu ben net şekilde söyleyebilirim ki bu karşılaşmayı belirleyen şey iki boksörün de aslında kondisyonları olacak. İkisi de 40 yaşını geçtiği için artık gerçekten öyle gençlik zamanlarındaki kadar hareketli olamayacaklardır diye söyleyebilirim. Geçmişte zaten bu maç yapılsaydı çok yüksek bir ihtimalle bu maçı Kubrat Pulev nakavtla kazanırdı. Ama şu anda son durumlarına baktığımızda görüyoruz ki Kubrat Pulev evet biraz yaşlı olsa da
hızından biraz bir şeyler kaybetmiş olsa da kendisi hala o teknik boksunu koruyor. Tabii ki bir round içerisinde çok fazla yumruk atmaktan uzak olacaktır iki boksör de. Çabucak yorulacaklardır. Bunlardan dolayı maç içerisinde o kondisyonunu iyi ayarlayan boksör maçı kazanma noktasında daha avantajlı bir konuma geçmiş olacaktır. Kubrat Pulev'de son maçlarına baktığımız zaman bazı roundlar gerçekten iyi maç çıkartabiliyor, bazı roundlar yoruluyor ama maç içerisinde gerçekten kendisini iyi bir şekilde dinlendirebiliyor. Diğer taraftan son yıllarda daha fazla maç yapma bakımından baktığımızda da gerçekten Kubrat Pulev'in büyük bir avantajı var ve az önce de söylediğim gibi 2022 yılında Derek Chisora gibi bir boksörü rövanş maçında aslında yenmeyi başardı sayıyla ama hakemler maçı Derek Chisora'ya verdi. Hatta bir hakem Pulev'e vermişti bile karşılaşmayı, bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan Mahmut Çar maç eksiği çok fazla. Son yıllarda çok az maç yaptı ve tekniği de gerçekten Pulev kadar iyi olmadığından dolayı bu maçın bence favorisi değil Mahmut Çar. Ve Almanlar tarafından gerçekten çok fazla abartılan bir boksör aslında kendisi. Ve çok ciddi bir rakibi de öyle yenmedi. Ama Pulev kesinlikle daha iyi bir tekniğe sahip. Hız anlamında belki Mahmut Çar'ın yumruk hızı, ellerinin hızı Mahmut Çar'ın tabii ki Pulev'e göre daha fazla olsa bile Pulev maç içerisinde kendisini iyi bir şekilde dinlendiriyor ve savunması da gayet yeterli Mahmut Çar'a göre. Mahmut Çar'ın ise savunması ancak 4-5 round devam edebiliyor ve maçın ilerleyen kısımlarında yorulduğunda o da gardını düşürecektir. Tıpkı Kubrat Pulev gibi. İkisi de ilerleyen roundlarda yorulacaktır ve yorulduklarında da maç hangi tarafa kayacaktır? Daha teknik olan, daha tecrübesi olan tarafa kayacaktır. Yani Kubrat Pulev bence bu karşılaşmayı sayıyla kazanacaktır. Hakem kararıyla kazanacaktır. Tıpkı Derek Chisora ile dövüştüğü gibi zaman zaman bazı roundlarda gerçekten çok üstün bir şekilde boks yapabiliyor hala Kubrat Pulev ve aktif olarak da ringe çıktığı için 43 yaşına rağmen bu karşılaşmanın favorisi konumunda olacaktır. Mahmut Çar'ın tabii ki Tyson Fury ile böyle dövüşmek gibi durumları, haberleri ortaya çıkmıştı. İşte Tyson Fury'ye meydan falan okuyordu Mahmut Çar. Tamamen para kazanmak için böyle şeylere girişmişti. Bu karşılaşmayı kazanan boksör WBA'in World Heavyweight kemerine sahip olacak. Bu da WBA'in ikincil kemeridir ve şampiyon olan boksörle dilediği zaman karşılaşma hakkını elde edecektir ama herhangi bir zorunluluk olmadığını da söylemek istiyorum. Bu tamamen yaşlı kurtların mücadelesi olacak adeta ve gerçekten kondisyon anlamında son rounda kadar iyi bir şekilde kalabilen daha teknik olan taraf bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum ki o da bence Kubrat Pulev olacaktır. Çünkü Derek Chisora'yı bile yenmeyi başaran, tabii ki ikinci maçta hakemler Derek Chisora'ya verdi ama benim puanlamama göre maçı Pulev kazandı, hak etti yani. O açıdan baktığımız zaman Derek Chisora'yı bile yenen bir boksör Mahmut Çar'ı rahatlıkla yenecektir diye söyleyebilirim. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki topluluk sekmesinden ben sizlere an be an haberler paylaşıyorum. Lütfen kanalımızda da bildirimleri açmayı unutmayın ki bu boksla alakalı tüm haberleri takip edebilin. An be an ben sizlere buralardan bilgiler veriyorum. Gerçekten çok da önemli bilgiler veriyorum. Bakın Bahadır Calalov hakkında haberimiz vardı. Ve işte Oleksandr Zakozny'nin yenilgisinden bahsettim. Yani tüm bilgileri bu topluluk sekmesinden sizlere aktarıyor oluyorum. Dolayısıyla sizler de bildirimleri açarsanız hem videolara ben paylaştığım zaman direkt ulaşırsınız hem de haberler önünüze rahat bir şekilde düşer. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.